Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar bugün kardeşlerimizle beraber gidip buraya bırakılan köpekleri bulacağız. 7-8 tane yavru atmışlar. Bunlar bana söylediler. Şimdi gidip onlara bakacağız. Çeşi de getirdim. Hem dolaşmış olur. Çok. Yavrular kaç tane? Yavrular çok güzel. Ömrü de çok. Çeşi de bugün arkadaşlar ufuk gezdiriyor. Bakalım artık. 7-8 tane var. 7-8 tane. Aynen. Çünkü yola çıkıyorlar. Yolda arabalar geçiyor. Ne zaman beri burada? Bir ay oldu, bir yıl. Hadi gidelim biraz. 3 aydan beri burada varmış arkadaşlar. Yolun kenarına atmışlar. Tabii bazen köylerimiz ekmek falan veriyor ama tabii doyuramıyorlarmış. Şimdi biz 2 tane ekmek götürdük. Ondan sonra da inşallah ona vereceğiz. Yavruları bir bulalım. Ona göre bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Ooo, kangalların yanına geldik. Çek küçük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ooo ufuk ne kadar köpek var. Gel küçük, gelin. Borunun içinde mi? Evet. Arkadaşlar bunlar burada ölüme terk edilmişler. Bir aydır falan buradalar. Ne güzel mi ufuk? Keşke onlara hiç bakmıyor arkadaşlar. Vay vay. Dikkatli ol, yapışırlar ha. Bakın arkadaşlar şu ortadaki yavru çok güzel. Ama çok zayıflar. Vay vay vay. Bu geri çeksene biraz köpeği ufuk. Ufuk geri çeksene biraz. Şu tarafa. Tamam. Tamam ufuk tamam. Keşif peşine verdiler arkadaşlar. Bakın şu yavru daha kötü. 2, 4, 6, 7 tane var. Bir tane de orada var değil mi ufuk? Biraz bunlara ekmek verelim arkadaşlar. Çok açlar. Dur, saldırmayın. Açlıktan ölüyor. Oo, elim ısırıyor ya. Getir onu bağla. Ne oluyor? Bakın arkadaşlar şu daha ufak. Onu bağlasana şu tava. Bunları böyle besleyeceğiz arkadaşlar. Sokağa bırakmışlar. Bir ayda falan burada. Bakın açlıktan ölmeye başladılar artık. Ama da... Karatalar yemiyor. Ha, bağladın mı? Şşt, atlama oğlum üstüme. Tamam yeter ya, çok şey yapma. Sen al şu kamerayı. Evet. Aynen, bunlar hep burada. Çok öldüler. Abi bir tanesi geliyor, bu ne kadar kötü olmuş. Ölür herhalde yakın. Arkadaşlar bakın hep açlıktan böyle oluyorlar. Yemeğe başladılar. Evet abi de çok sinirli. Bizi kovalıyorlar. Bunlara biraz mama alacağız arkadaşlar. Burada sürekli bunları besleyeceğiz. Böyle. Yavaş yavaş artık uyuz olmaya başlamışlar. Ben de misafir geldim. Bu da çok kötü arkadaşlar. O da ölmek üzere. Bakın çok aç bir durumda. Kim bilir kaç gündür ekmek yiyorlar. Bir de çok sinirli keratalar. Şuraya biz ekmekleri koyalım. Bunu acık çıksa yerler. Ondan sonra da mama getiririz. Yavrumaya başlamışlar. 13-14 tane yavru değil mi? Lan epey. 8. Şunlar var ya, şunları yiyemiyorlar işte. Büyükler ellerini alıyor arkadaşlar. Küçükler beslenmiyorlar da yiyorlar. Şunu da biraz besleyelim, bu çok aç. Hepsini engelleyelim.
Hadi tamam. Hiçbirini yemesine izin vermiyor arkadaşlar. Hadi git tamam. Hadi. 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 Bunlar korkudan beslenemiyorlar. Ve zamanla ölüyorlar. Ses de şaşkın şu an. Bunları her gün artık besleyeceğiz böyle arkadaşlar. O çok kötü ya. Efendim? O çok kötü ya. O da kötü, bu da kötü. Ben nasıl iyi verdim ya? Biz yaklaşalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerleri gelip bunların elinden alıyor ekmekleri. Ve bunlar aç kalıp ölüyorlar o zamanla. Yani bu nasıl yiyeceğimdir ki yani bunlar böyle suya atıyorlar ufacık yavruları. İşte bunlara çok iyi tolerans gösteriyor. Hiçbir şey karışmıyor bunlara. Gel, gel, gel. Ama şu zamanda ölür. Beslenmesi bu ölür. Boş. İzin vermiyorlar. Burada ben daha çok yemek yiyorum. Bir kenara dökerim. Anne nerede geldi arkadaşlar? Anne nerede bu? Bu da anneleri. Bu da çok kötü bir durumda. Ayağında bir sıkıntı var herhalde. Korkudan şu borunun içine giriyor arkadaşlar. Hayvanlar o kadar darbe yemişler ki. Tabi yoldan gelen geçen dövüyor, taş atıyor. Bazıları ekmek veriyorlar. Ama her insan bir değil. Bakın şu iki yavru daha kötü durumda. Bu iki yavru güzel de şunu çeksene bakıyor. Baya kötü ya. Annesi de bir tehdit olarak görüyor. Arkadaşlar bunlar nasıl doyuruyorlar kendini? Bunları her gün böyle getirip besleyeceğiz. Ama şu anda biz elimizden geleni yapacağız. Şu yavru hiç bırakmıyor. Var ya. Çok şey ya. Annelere çok sinirli. Yani ufacık yavruları sokağa atmışlar, bir de burada araba falan çarpmış. Ben ufak olduk arada. Aynen. Bayağı bir öldürmüş. 15-16 tane çarptı değil mi? Daha fazla belki. 8-9 tane kaldı. Bu da çok acı ya. Gel. Çok korkuyor ya. Evet ya. Diğerleri hiç bırakmıyorlar ki. Şimdi arkadaşlar biz yavaş yavaş keşi buradan alıp gidelim. Bunlar iyice rahat yesinler. Dur. Bunlar da yerini öğrenmiş olduk. Bundan sonra yerini bunları besleriz. Arkadaşlar bu arada gariplerin 2 gündür haberi yok. Garip pozoyla boğuştuktan sonra 2 gündür gelmiyor. Köyde de kimse göremiyor garibi. Garip herhalde başını alıp gitti. Yok değil mi bu kısımda? Yok. Üstüne basarsın, dikkat et. Haber alamıyoruz. Bakalım artık. Yine gelebilir belki. Küstü çok duygulu bu köpekti. Tekrar çalmış da olabilirler. Bazen benim köpekleri çalıyorlar böyle. Keşin abisi de çalındı. Çok güzel bir köpekti. Şunları da sahiplendirebilsek arkadaşlar biraz büyüsek sahiplenebilirler. Mesela şu güzel olanları sahiplenirler. Çok içimize yarar. Biraz büyütürsek şöyle tüyler falan yerine gelirse insanlara sahiplenmek isterler herhalde. Şimdi evimize doğru gidelim. Arkadaşlar yavruları beslemek için yine yola çıktım. Hayvanları eve getirdim. Böyle arası gidip yavruları besleyeceğim. Bakalım yerinde mi diye. Aramızda 1 kilometre yakın yol var. Her öğlen böyle beslemeye çalışacağım. Şimdi yeniden gidiyorum. Yolu hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz.
çıkar. Yavruların yanına yaklaştım. Buralarda bir yerlerde olmaları lazım. Anneleri şu borunun içinde yatıyordu. Ya, ya, ya. Burada beslemiştik. Evet görünüyor. Gel gel gel. Dört tanesi burada. Tam da yolun üzeri burası. Burayı tercih etmiyoruz. Şu çok kötü, bayağı bir zayıf. Anneler de geldi. Annelerin ayağı da kopmuş. O yüzden anneler de bunları yemek getiremiyorlar. Kızım korkma. Parmaklarım kırmış, arabam çarpmış. Öyle tutmuş. Yamuk bu şekilde. Diğer yavrular nerede acaba? Ben şu köşeye size orada vereyim. Gel. Gel. Yavru gitmiyorum. Gel. Kızım gel. Dört tane daha yavru olmak lazım ama bunlar görünmüyorlar. Seni şurada size vereyim, işler iyi. Yakında mamalarınız da gelecek. Sakin olun. Annesi o gün bizden ne kadar korkuyordu arkadaşlar. Şimdi artık korkmamaya başladı. Dur. Teşekkür ederim. Uçma. Şşş, ne oluyor? Çarataya bak. Sen bunu al yavru da bakın. Yavrularınla beraber. Bunları biraz parçalamam lazım da. Bakın bu küçüklere bırakmıyorlar. Küçük küçük küçük. Burada güzelce yerler. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Geçme abi. Şu küçükler biraz yerlerse arkadaşlar ölmeyebilirler. Yakında mamalarımız gelecek. Hem İzmir'den bir takipçimiz, kız arkadaşıyla beraber yolluyorlar. Hem de İstanbul'dan bir takipçimiz yollayacak. Mama. Çok sağ olsunlar. Onların yerine bunları besleyeceğim. Tabii şu anda ekmek onlar için yeterli değil. Şu var ya, şu çok kötü şu. Yavrucuğum bak orada var. Hop. Aslan parçası, aslan yiyor. O gün bayağı bir bizden korkuyordu. Ama şu anda. Zaten bunlar 3-4 gün sonra arkadaşlar. Hem bir ıslık çalınca koşup gelirler. Şu küçükleri beslensin ya. O zaman daha iyi besleyebiliriz bunları. Annesinin ayağı sakat olmasaydı daha iyi beslerdi bunları. Gidip ekmek falan getirdi. Şu ufaklığa verelim yesin ya. Bunları böyle bu hallere düşürenler utansınlar. Gerçekten artık insanlığımızdan utanıyoruz. Hadi. Ne kadar baskın bir yavruymuş ya. Gel yavrucuğum. Şimdi diğerleri de geliyor zaten. Bunların hepsini yiyemezler. Bakın şu artık o kadar kötü ki yiyemiyor arkadaşlar. Şişt, dur bakalım. Bak burada. Anneler de bize alışır zamanla. Şu ufaklıkta biraz yese. Zaten mama verdiğimiz zaman bunlar daha iyi olurlar arkadaşlar. Biraz büyüsek çok güzel olurlar. Sahiplendiririz sonra. Burada dişiler daha baskın. Diğer yavrular nerede acaba? Onlar da... Ya, gel kızım. Şişt, ufaklık. Sen kurtulacaksın, hiç merak etme. Mamalar bir gelsin. Diğerleri nerede kızım? Garip gitti arkadaşlar. Bunlar geldi garibin yerine. Garipten haber alamıyoruz. Şimdi bir kere tarağa bakıyoruz. Sağ olsun takipçilerimizin birkaçı... Mama yollayacak. Bunları doyuracağız. Bakalım ondan sonra süreçler nasıl olacak. Bayağı bir değişecek bunlar.
Ufaklar da yer bol bol. Oo. Nereye yavlanıyor acaba ya? Bunlar bu durumlara getirenler utansın. Şşt, korkmayın ya. Teratalar. Bu kuru ekmeğe bunları muhtaç etmişler. Bende de köpek sayısı fazla. Kendim zaten 4 köpeğim var. Şu aşağıdan borunun içinden ses mi geliyor ya? Burada bir şey yok. Yavrular akşam burada kalıyorlar. Korkma ya. Minnoşlar gel. Deri yavrular nerede acaba? Gel, şu küçük de gelip gelse biraz. Gel, gel kızım. Erkek o da. Şu baskın olan büyükler. Bakın onlara vermiyor arkadaşlar. Bırak onu da o yesin oğlum. Gel. Dişimiz çok korkuyordu ilk günümüzden. Sonra bize alıştı. Ayağı sakat. Durumlar kötü yani arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardım edeceğiz bakalım. Diğer yavrular da büyük ihtimalle burada bir yerlerdedir. 2, 4, 5, 3 tane daha yavru olması lazım. Yoksa öldü mü? 2 tane daha zayıf yavru varlardı. Bunlar ölmüş de olabilir. Ama yarın bunlar iyice bana alıştığı için. Tabi burası da ana yol. Araba çarpıyor. Daha küçükken 13-14 taneymiş. Öbürleri ölmüş. Bunlar da açlıktan ölmeye başladı artık. Bakın şu ufaklık var ya. Açlıktan ölecek. Çok asabi bir köpek şu beyaz olan ya. İleride karınlarını doyurur. İnşallah mama geldi. İşte mama geldi. Daha iyi olurlar bunlar. Hemen gidip borunun içine giriyor arkadaşlar. O da insanlardan korkuyor. Sen var ya. Gel bakalım gel. Seni var ya yaşatacağım. Ölmeyeceksin. Yeter ki ye. Ufaklık. Oğlum bak burada var, yesene. Şu beyaz olanlar baskın. Aslında bir tane büyük kırmızı olacaktı. Nereye gitti acaba? Demek ki açlıktan arkadaşlar keyfe çıktılar. Aramaya gittiler bir şeyler. Böcek, möcek, fare. Öyle yiyorlar. Yazık ya. Şuna bakın. Şu durum en kötüsü bu. Böyle 3-4 tane vardı. Bunları adam edeceğiz inşallah. Şu anda bir yandan uyuz da olmaya başlamışlar. Zayıf düştükleri için. Ve böylece ölecekler. Biz burada devreye girdik. İnşallah bunları düzelteceğiz. Gel bakalım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.